Tabii bu arada diğer hastalıklar da var. Mesela epilepsi hastaları Evet. var. Epilepsi hastaları peki hocam oruç tutabilir Şimdi mi? şöyle belli saatlerde ilaçları almak İlaçları var. durumundalar. Çünkü bunlarda kullanılan ilaçların kanda belli bir düzeyi oluşturur ve ondan sonra epileptik krizler Peki önlenir. hocam epilepsi krizler neden oluşur? Nedir bu hastalık? Yani epilepsi bunun birçok sebebi vardır. Daha çok nörologları ilgilendiren bir konudur. Benim konum değildir. Ben dahili uzmanım ama beyindeki bazı odaklardan aşırı elektriksel boşalmalar olur. Bunlar da epilepsiye Evet. istemsiz kasılmalara neden olurlar. O ilaçların alınmış olan epilepsiyi önleyici ilaçların ki SARA dediğimiz hastalıktır. Kanda belli bir düzeyde olması gerekir. O düzey aralığında epilepsiyi önler. Yani SARA'yı önler. Şimdi siz 12 saatte ya da günde 3 kere 8 saatte ilaç alacaksanız, oruç nedeniyle bu ilaçları almazsanız kanınızda koruyucu olan bu ilaçların değerinde düşmeler olur. Bunun düşmesi de o epileptik odaktan epileptik uyarıların çıkmasına ve epilepsi krizlerinin oluşmasına neden olur. Ondan dolayı epileptik hastalarında tutmaması gerekmektedir. Bunun yanında bazı depresyon ve manik depresif hastalıklarda kullanılan ilaçlar var. Onlarda da belli bir düzeyde kanda olması gerekiyor ilacın. Bu değerin altına düştüğü zaman aynı şekilde bu manik depresif davranış bozuklukları ortaya çıkıyor. Onu önlemek adına bunların da oruç tutmaması lazım. Çünkü zamanını geçirirse ilacı almanın az önce bahsettiğimiz gibi kandaki düzeyi düşer. Bu sefer hastalık aktif hale gelir. Öyle bir sıkıntı yaratır. İsmail hocam, tabii oruçluluk halinde bazen agresiflik, bazen içine kapanıklık, bazen böyle sessizlik kişilerde oluşuyor. Bunun sebebi nedir? Yani eğer ki oruç onu strese sokuyorsa, yok ben aç kaldım, susuz kaldım diyorsa tutmasın o zaman. Yani niye tutuyor ki? Yani ben oruç tutuyorum da agresif oluyorum, ben oruç tutuyorum da sinirli oluyorum. Efendime söyleyeyim, yani o zaman tutmayacak. Oruç sağlıklı olmak için sağlıklı insanların tutması gereken bir şey. Eğer yani birilerine kızıyorsanız açım diye ya da efendime söyleyeyim sinirlenip bağırıyorsanız o zaman bunun sevabı falan olmaz ki. Yani birilerini haksız yere kırıyorsunuz. O zaman tutmayın. Evet, kendinize Tabii ki güveniyorsanız. kendinize güveniyorsanız. Yani bu tür davranışlarınızı oruca bağlamayın. Benim söylemek istediğim asıl mesele budur.